Sevgili izleyiciler, iz bırakanlarda yeni bir portreyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Türk pop müziğinin 1970'li ve 80'li yıllarda Türk pop müziğinde iz bırakmış bir isim. Hala şarkılarını da severek dinliyoruz. Coşkun Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Coşkun Bey? Çok iyiyim. Sizi Kendimi çok uzun bir hissediyorum. aradan sonra yeniden görmek çok keyifli ve güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi müzik yolculuğunuzu konuşacağız aslında ama mesela Sevgiye Tutsak Sana Muhtacım'dan son albümünüze kadar geçen yaklaşık 37-38 senelik bir süre var. 1978-79'dan aşağı yukarı 40 sene neredeyse, 40 evet, sene oluyor. 40 sene yavaş değil mi? Yavaş. Neredeyse 40 Evet, seneye yaklaşmış. Yaklaştı. Evet, müzik yolculuğunda uzun bir zaman. Hem onları konuşacağız hem de biraz sizin yaşamınızı konuşacağız. Tekirdağ Memnuniyetle. Müreffe'de Orada doğdum. dünyaya geldiniz. Evet. Sonra ilk öğrenimizi Şarköy'de tamamladınız. Tamamlamadım. 4. sınıfa kadar, ilkokul 4'e kadar Şarköy'de kaldık. Sonra işte annemle babam öğretmendi, ilkokul öğretmeniydi. Bursa'ya tayin oldular. Bursa'ya taşındık. İlkokulun son sınıfını Bursa'da Setbaşı İlkokulu'nda bitirdim. Derken işte yine Bursa'da ortaokul, lise, sonra üniversite İstanbul. Evet, Bursa Erkek Lisesi'ni tamamladınız. Evet. Üniversitede de İstanbul Teknik Tek üniversiteyi Üniversitesi'ni bitirdim. Girdim, kazandınız, kazandım, evet. girdiniz. Peki, bambaşka da bir meslek seçtiniz sonrasında. Bilinçli bir tercih miydi? Neden mühendislik? Gerçi Ah, uzun yıllarda çalıştınız, bir yarama 8-9 yıl parmak kadar değil bastınız. mi? Yani mühendislik mesleği, ben mühendis arkadaşlarımı tenzih ederim. Hepsinde hala görüşüyorum, toplanıyoruz sık sık, böyle nostalji yapıyoruz. Ama benim kişiliğim mühendislik mesleğine uygun değildi. Fakat o zamanlar biliyorsunuz popüler meslekler mühendislik, doktorluk ve Evet. avukatlık vardı. İşte daha lise yıllarında ölmüşse Allah rahmet eylesin, sağsa Allah selamet versin, Perihan hocamız vardı, bizim matematik hocamız. Sizi mehendis mektebine sokacağım derdi. Mehendis yapacağım sizi derdi. O bir, sonra anne baba, çevre, işte ya mühendis ya doktor, ben kan görmekten müthiş rahatsız olurum, öyle içim ezilir falan. Doktor olamazdım, çok da iyi konuşamıyorum, avukatlık, hukuk, onu da pek beceremeyeceğimi düşündüm. Dedim mühendislik mesleği para da getirir, en iyisi ben oraya gireyim ama bunu büyüklerimin beni yönlendirmesiyle aldığım bir karar. Bana kalsa benim kişiliğime uygun olmadığını daha ben lise son yıllarında anlamıştım. Ama iş işten geçti. Bir defa artık oraya girdik ve biz işte mühendis olup çıktık. Önce Fen Fakültesi Matematik bölümünü kazanmıştım üniversite imtihanlarında. Hele o çok ağır geldi. Bir sene İstanbul'da gezdim, tozdum. Fen Fakültesi'ne kaydım, yaptırdım. Site talebe yurdu vardı Şehzadebaşı'nda. Orada kalıyordum. Arkadaşlar da beni yoldan çıkardılar. Gezdik, böyle tozduk. Ertesi sene tekrar imtihanlara girdim. Bu sefer kazandım tek üniversiteyi. İşte girdik, okuduk, mezun olduk. Ama hep aklımda, fikrimde şarkı Aklınız, söylemek. evet, aklınız hep şarkı Ya, ufaktan varmış söylemekteydi, bende müzikteydi. bu, evet, bu eğilim, bu yetenek diyeceğim Kim artık böyle. keşfetti sizi? Anneniz, babanız Arkadaşlarım. keşfetmemiş. Sokaklardaki arkadaşlarım keşfetti. İşte onlar baştan ya Coşkun hadi söyle, birkaç defa söyleyince onlar fark ettiler güzel söylediğimi. Her fırsatta bana şarkı söyletirlerdi. Ben de tabii çok seviyorum. Bıkmadan usanmadan söylerdim. Sonra yollarda başladım ben böyle yürürken falan kendi kendime söylerdim. Annem hatta Allah rahmet eylesin. Ya sen babama benziyorsun derdi. Babam da böyle yollarda hının hın hın, hının hın hın hep şarkı söyler derdi. Bu çok güzelmiş annemin babasının sesi. Onlar Biga'da yaşarlarmış. Biga'nın meşhur 40 Geçit diye bir mesire yeri varmış. Tuğba Hanım. Orada koskoca derdi annem, koskoca Biga ahalisi, babam oraya gelsin de onun sesini dinlesinler diye bekler. O zamanlar ses düzeni falan yok. Benim dedem, annemin babası elini koyarmış kulağına, açık arazide başlarmış söylemeye. Ama bayılırlarmış, yani çok güzel bir sesi varmış. Ona annem derdi galiba sen babamın sesine benzemiş, senin sesinde. İşte sonra tabii onlar yine bu konudaki yeteneğimi, hevesimi, arzumu, isteğimi yine göz ardı ettiler. Ve ben mühendislik eğitimimi tamamladım. Daha sonra kendi yolumu kendim çizeceğim. Çizdim. Evet. Hep o bir gitar hayali değil mi? Bir gitarım Tabii. olsa, bir Ya gitarım o olsa. zamanlar hep rahmetli babama. Ya ne olur baba bana bir gitar alsana. Arkadaşlarım vardı lisedeydim.
bir rahmetli oldu. O da Hasan Soyer diye bir arkadaşım vardı. Aynı zamanda lisemizin bir orkestrası vardı. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ben de ilk pop müzik tomurcuklarını oluşturan ve hafif müzik sevgisini ben de şey yapan, başlatan bir arkadaşım vardı. Daha doğrusu bizim lisemizin orkestrasının şefi Tanju Barlas diye. Tuğba Hanım bir rock'n'roll söylerdi, bir Cliff Richard, Elvis Presley. Aman yarabbim, ben böyle kitleri kalırdım. Provalar falan yaparlardı bunlar böyle boş vakitlerde. Biz de giderdik provaları dinlemeye. O kadar böyle heyecanlanırdı ki. Nasıl mesela şimdi Avrupalıları, Amerikalıları genelde görüyoruz. Şarkı dinleyince galeyana geliyorlar. Hayda, kırıyorlar sandalyeleri falan. Biz böyle provalarda başardık sandalyeleri, masaları kırmaya. Ondan sonra hatta bizim müdürümüz vardı. O da rahmetli oldu. Hepsi bizim geçmiştekilerin hepsi rahmetli. Ben çık sık sık bu rahmetli oldular lafını söyleyeceğim yani. Bilmiyorum, inşallah yadırgamazsınız. Asla yadırgamam. Her şey hayata yani dair. Yaşımız ilerledi yavaş yavaş. Sonra Tuğba Hanım o provadan dolayı da hep Tanju'yu cezalı bırakırdı. İşte senin yüzünden talebeler sandalyeleri, masaları kırıyorlar. Ondan sonra biraz daha şeyi söylesene, şunu alçak sesle veyahut da insanların heyecanı getirme. O başlattı. Ben de o zamanlar işte Elvis Presley vardı lisedeyken, Cliff Richard vardı. Ondan önce Türk sanat müziği dinleyerek ben de bu müzik zevki başladı. Ailede mi dinlenirdi yani? Anneniz ve babanız mı? Şöyleydi, biz Çaykur'dayken ilkokul sıralarında bir radyomuz vardı. O lambalı radyolar vardı o zamanlar. Meşhur lambalı radyolar. Oradan gelen tek müzik sesi Türk sanat müziğiydi. Yoktu ki yani çok sesli müzik, klasik müzik nerede dinleyeceğiz o zamanlar? 1950'li yıllar. Ondan sonra ben onları dinleyerek ya müzik zevki yavaş yavaş bende oluştu. Yani 6-7 yaşında filandım ben, işte başlamıştım mırıldanmaya bir şeyler. O radyoda duyduklarımı kendi kendime tekrarlardım. Onları derken tabii çok da severek ilgi duyduğum için ezberlerdim onları. İşte biraz evvel espri değil gerçek söyledim. Arkadaşlar önce şey yaptılar. Ya ne güzel sesin var Coşkun. O 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında benim de kafam yani beynimi koşullandırdılar. Ondan sonra ben zaten artık yavaş yavaş bu böyle bir peş sıra geliyor. Geçiyoruz. Sonra aslında ilk anlamlı başlangıç galiba üniversite yıllarında değil mi? Evet. Arı Dörtlüsü adı evet. altında bir grup kuruyorsunuz evet. ve çalışmaya başlıyorsunuz. Evet. İşte o zamanlar Türkçe sözlü şarkılar, pop şarkıları başlamıştı yavaş yavaş. 60'lı yılların işte ortaları, altın mikrofon yarışmaları, işte Cem Karacalar yavaş yavaş başlamıştı. Alpay 60'ların başında çıkmıştı. Müthiş. İlk Alpay'ın sesini dinlemiştim. Ne müthiş bir ses demiştim kendime. Onun o bir şey vardı. O zamanlar ilk Estrella Del Mar bilirsiniz. Onun Türkçesini yapmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra bir İtalyanca şarkı söylemişti. Norma Mia diye. Buradan da kulaklarını çınlatalım Alpay'ın. Evet, sevgili Alpay'ın. İlk bende dikkatimi çeken Alpay'ın sesi olmuştu. Avrupa'yı anlamda bir sesi vardı Alpay'ın. Çok ondan, buğulu puslu bir sesti evet, değil mi? Evet, müthişti. O zamanlar televizyon falan yoktu. Bir radyo varmış. Ankara'da falan çok popülermiş. Tabii kimse bilmezdi, tanımazdı. Derken diğer müzikle uğraşanlara ilgimi, onlar ilgimi çekmeye başladı. O zamanlar işte bende ufak ufak heyecanlar, müzikle ilgili heyecanlar başlamıştı. Derken işte okulun son yıllarında 68-69, biraz evvel bahsettiğiniz Arı Dörtlüsü'nü kurduk. Ve bizim teknolojide hep çaylar falan olurdu böyle hafta sonları. O çaylarda, kendi aramızda yaptığımız çaylarda söylerdik. İşte o zamanlar söylediğim şarkıları da size söyleyebilirim isterseniz. İtalyanca şarkılar vardı çok güzel. Onları ezberlemiştim hepsini. İşte Adriano Celentano'nun, Albano'nun, ondan sonra daha böyle kimler vardı? İşte Domenico Modugno'nun. Tamo Tamero, siz bir hatırlamazsınız yaşınız çok. Hatırlıyorum. Tamo Tamero şarkısını hatırlar mısınız? Şöyle hatırlıyorum. Dünyada da çok meşhur olmuştu o şarkılar. Tabii. Ben tabii o yıllarda dinleyemedim ama sonraki yıllarda dinleme fırsatını buldum. Nata Perme. Evet, hala da klasikler içindedir evet, şarkılar. İtalyan müziği o zamanlar da çok güzeldi. Çok melodik şarkılar çıkmıştı. Sanremo müzik festivalleri yapılırdı. Hep izlerdik böyle. Dinlerdik Sanremo'nun şeylerini, yarışmaları. Rita Pavone vardı. Sonra kim vardı? Hatta şey buraya geldi. O bir televizyon programı vardı Rai'de. Filiz Akın'a benzerliği olan bir sunucu vardı orada.
Neydi o kızcağızın ismi? Unuttum bakın. Çok Rai güzel. İtalyan kanalı. İtalyan kanalı. Orada eğlence programı, müzik eğlence programının sunucusu ve şarkı söylerdi. Hem dans ederdi. Çok popüler bir kızdı. Yani İtalyan müziği benim çok ilgimi çekti o zamanlar ve ezberlemeye başladım, repertuvarımı almaya başladım. İşte bu arı dörtlüsüyle bunları söylerdik, dans müziği, romantik şarkılar, İngilizce şarkılar. İşte Beatles yavaş yavaş ortaya çıktı, onlar ilgimizi çekti ama onlar grup müziği yaparlardı. Evet. Ben daha çok böyle tek başıma şarkı söylemeyi severdim. İşte... Bir de tüm bu müzikle yoğrulduktan ta üniversite yıllarında işte arı dörtlüsü, lise yıllarındaki çalışmalar derken hayat bir anda aslında biraz da tersine akmaya başlıyor. Evet. Askerlik, iş yaşamı. Evet ve meslek hayatı. Evet meslek hayatı. Siz üniversiteyi bitiriyorsunuz, bitirdikten hemen sonra çalışmaya başlıyorsunuz. Aynen. Ve Ankara'ya gidiyorsunuz. Evet. Ankara'da iş yaşamının içinde buluyorsunuz kendinizi. Evet o zaman Türk Eğitim Kurumu'nda mühendis olarak başlamıştım. Ondan önce de ben bir sene yedek subaylıktan sonra bir iki sene özel sektörde şansımı denemeye karar vermiştim İstanbul'da. Hı hı. Yani şimdi özel sektörde tabii çok daha fazla gelir sağlıyorsunuz. Oradaki ücretler çok daha fazla. Fakat yani o kadar uzağım ki mühendislikten girdiğim fabrikada en fazla bir ay çalışıyordum. O zamanlarda iş bulma diye bir sorun yoktu. Hayda bir fabrikadan çıkıyordum öbürüne giriyordum. Ondan çıkıyordum öbürüne giriyordum. Evet, şöyle bir cümleniz var tırnak içinde. Ben müziğe bu kadar aşıkken bu hayat nasıl geçecek aynen, böyle diye. Aynen. Baktım ki olacak gibi değil. Ben bu işi özel sektörde kıvıramayacağım. Daha o zamanlar yani müzikteki kendimi kabul ettirmek için bir takım koşullar da evet, uygun değildi. Ve ben baktım özel sektörde yapamayacağım mühendisliği dedim. Şu an bir devlet dairesine gireyim de. Hı hı. Hani daha burada daha az yorulurum, daha fazla vaktim de olur. Müziğe de vakit ayırabilirim. Ve işte Ankara'ya Türk Eğitim Kurumu'nda çalışmaya başladım mühendis olarak. O ara yarışmalar başladı. Eurovision yarışmaları, toplu yine şarkı yarışması. Onlar daha da fazla ilgimi arttırdı. Ama o arada şöyle bir şey oluyor sanıyorum. Babanız rahatsızlanıyor ve kalp evet, krizi geçiriyor. Evet, aileniz evet, İstanbul'da olduğu için siz işi bırakıp kalkıp İstanbul'a geliyorsunuz. Aynen. Ama yine aklınız müzikte çünkü o yıllar yıl 1976. Evet. İlhan İrem ve Erol Evgin'in de yeni yeni çıktığı zamanlar. İlhan çıkmıştı 74'te 75'te çıkmıştı da Erol dediğiniz gibi yeni çıkmaya başlamıştı. Melih Kibar ve Çiğdem Tarlı şarkılarıyla. Evet. Fırtına gibi esmeye başladı. Birbirinden güzel şarkılar. Aman yarabbim hemen o şarkıları ben ezberliyordum. Tabii. Siz de müzik piyasasına nasıl girebilirim diye düşünüyorsunuz. Evet, o aynen. O anda, o ara daha doğrusu hayatınızı değiştirecek bir isimle tanıştınız. Selim Andak. Selmi Andak. Selmi Andak. Selmi abiyi buradan rahmetle anıyorum. Evet. Mükemmel rahmetle bir insandı. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Evet. Çok emeği var çünkü evet, Türk pop müziğine de. Hepimizin üzerinde. Ersan'la da çok çalıştı. Ersan Adroy'la. Asu Baraman'la çok çalışmıştı rahmetli. Hı-hı. Daha bir sürü o yılların sanatçılarından şarkılar yaptı. Ben de o ara işte... neydi? Salim Alparslan diye bir gazeteci arkadaşım vardı. Hı hı. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nin galiba yazı işleri müdürüydü. Veyahut da genel yayın yönetmeni değil de Cumhuriyet Gazetesi'nin bayağı üst düzey çalışanlarından bir tanesiydi. Selma abi de Cumhuriyet Gazetesi'nde klasik müzik yazıları yazıyordu. Hı hı. Çok iyi tanışıyorlarmış. Benden bahsetmiş Selma abiye. Ya işte benim bir arkadaşım var. Coşkun diye çok iyi sesi var. Bir gelsin tanışalım falan demiş Selim abi. Salim Alparslan vasıtasıyla Selim abiyle tanıştık. Ondan sonra işte ilk günler, ilk aylar başladık. O zamanlar jingle dediğimiz reklam müzikleri çok şeydi. Popülerdi. Onları yapmaya başladık. Çeşitli reklam müzikleri. Sonra Selim abiden geldi teklif. Günaydın Gazetesi bir yarışma açtı. Son altın mikrofon yarışmasıydı. Bir basın. Yani yazılı basının yaptığı son altın mikrofon yarışmasıydı. 1979 78'de 78. Açıklandı. 78'in Eylül'ü filandı. Açıklandı yarışma. Hadi gel dedi. O zaman da biz 78'in o Eylül'üne kadar Selma abiyle iki şarkı hazırlamıştık. 45'li plakla. Fakat bir türlü çıkarmıyorlar plak firmaları. Çünkü o zamanlarda popüler isimlere ancak 45'li plak yapılıyordu. Hı. Benim daha ismim yoktu. Dolayısıyla hiçbir tanesine anlaşma yapamadık. Gel dedi seninle dedi bu yarışmaya gelelim Coşkun dedi. Popüler dedim, isimler derken hani bir yarışma kazanmış, tabii, ünlenmiş. Tabii şekiller vardı, İlhan Dinen vardı o zamanlar. Onu kastediyorsunuz değil mi? Tabii onu kastediyorum. Hı hı. Yani var olan o zaman o yıllarda var olan popüler isimler. İlhan Dinen, Erol Evgin, hı hı, ondan sonra kimler vardı? Atilla Atasoy, işte Ersan çıkış yapmıştı 76-97 gibi, 76-77 gibi bir şarkıyla, çocuk gözlerle.
Ondan sonra tamam dedim Selma abi katılalım. O hazırladığımız iki parçayı yarışmaya gönderdik. Bir de ayrıca Deniz Kuvvetleri'nde bir subay vardı, Levent Oner diye adında. Enişten bir deniz subayıydı. Onun çok sevimli arkadaşı Alpay'ın daha önce yaptığı bir sürü şarkıyı da imzası, besteci ve söz yazarı olarak imzası vardı Levent Oner'in. Onu çok iyi tanıyor eniştem. Gel dedi Levent'le konuşturayım, tanıştırayım seni. Ondan da bir şarkı al dedi. Gittik Levent abiyle. Harika bir insandı, böyle gır gır şamata, espritüel. Bana bir şarkısını da verdi. Al bu şarkıyı dedi. Kullan, bunu da yarışmaya sokabilirsin. Selim abiye dinlettim. Çok hoşuna gitti. Tam ne kadar uyuyor senin sesine dedi. Ve biz o şarkıyı da hazırladı Selim abi. Kendi iki şarkısında üç şarkıyı yarışmaya gönderdik. 1500 kişi katılmıştı yarışmaya Tuğba Hanım. Ve ara ara elemeler yapıldıkça bizim o üç şarkı devamlı elemelerde hep ileriye gidiyordu. İnanır mısınız 20 şarkıya kadar indi yarışmacılar. 20 şarkıya da 3 şarkı kaldı finale. 15 şarkı finale kalacak. Dediler işte iki şarkıyı elemek zorundayız. Çünkü finaldeki şarkıcılar ancak tek şarkı seslendirmek durumundalar. Ve şansa bakın ki Selma abi o kadar bana ön ayak oldu. İşte o şarkı Levent Oner'in şarkısı için de hazırlık yaptı. Ve sadece Levent Oner'in şarkısını bıraktılar. Selma abinin hazırladığımız o iki şarkı finale kalmadı. Yani bunu şundan anlattım. Selma abinin müzik tutkusunu anlatmak için. Tam bir İstanbul beyefendisi, hiç kapris yapmadı. O şarkıyı benim için, Levent Oner'e ait şarkıyı benim için hazırladı. Ve kendi iki şarkısının 15 final şarkısına arasına kalmaması pahasına bu çalışmayı yaptık beraberce. Sonra katıldık işte yarışmalar. Devam etti ve biz halk oylaması söz konusuydu yarışmalarda. Halk önünde aşağı yukarı 15-20 konser verdik şehirlerde. Halk izleyenler oy kullanıyorlardı. Onların sonucu ve son yarışmada Şan Tiyatrosu'nda oldu. O zamanlar Şan Tiyatrosu yanmamıştı. Orada hem yine halk oyu ve bir de jüri söz konusu olmuştu son yarışmada. Halk oylarıyla ve jürinin oylarıyla belli oldu birinciler. Üç dalda birincilik verildi. En iyi şarkıcı, en iyi beste, en iyi şarkı sözü. En iyi şarkı sözü ve en iyi beste de Ünal Büyükgeneç, Kulaklar Açındasın. Çok güzel bir şarkı yapmıştı. Dünya Çocuk Yılı'ydı o sene. Dışarıda kar yağıyor diye. Ben de en iyi şarkıcı dalında birinci oldum. Altın mikrofonu aldım. Sonra işte benim yavaş yavaş profesyonel müzik yaşamım başlamış oldu. Ben de nokta koydum mühendislik mesleğine. Bana bir 45'lik plak teklifi geldi. Yarışmada birinci oldum diye. Yavuz Plak'la Selma abinin o iki şarkısını bu sefer aldık. Hazırladığımız ve yapamadığımız şarkıları. Sevgiye Tutsak'tı, Sevgiye değil mi? Tutsak. İlk 45'liğiniz. Bu iki şarkı zaten işte yarışmada da çok ön sıralara kadar çıkmıştı. O yıllar o Levent Oner'in beni birinci yapan şarkısını kullanamadığım için bayağı böyle bir pişmanlık ve bir hani şeyle utanç da duymuştum. Ama bir iki sene sonra Alpay yaptı o şarkıyı. Ben giderim yollar gider diye. O bir teselli oldu benim için. İnşallah onu önümüzdeki yıllarda eğer yapma şansım olursa ben de kullanmak istiyorum bir albümde. Yapmak istiyorum bana o birincilik getiren şarkıyı. Ben giderim yollar gider. Çok güzel bir şarkıydı. Yani mühendislik mesleğine noktayı koyup profesyonel çalışmaya başladım. Artık tamamen yol ayrımına girmiş oldunuz. Evet. İlk 45'likten sonra da yollarınız Ali Kocatepe ile kesişti. Evet. Ve ortak evet. projeler yapmaya başladınız. Evet. Evet. Devamında da Eurovision şarkı yarışmasının Türkiye finaline katıldınız. Finallerine katıldım çok. Finallerine nasıl gerçekleştirdiniz? İki kezdi değil mi? İki kez katıldınız. Vallahi önce 80'li yılların başında üç kez katıldım ben. Bir tanesinde ilk katıldığım Ali Kocatepe bestesiydi. Miras adlı şarkıyla katılmıştım. Kaç şarkı vardı ya? 7-8 şarkı var, tam hatırlayamayacağım. Ben ismi olmayan bir kişi olarak o yarışmadaydım. Şöyle bir şarkıcı elemesi oldu. Önce besteler seçildi. Sonra o besteleri 6 galiba 6 beste seçildi. Sonra o besteleri seslendirmek için şarkıcılar seçildi. Ben de o yaz... Yani bu seçim yapılmadan önceki yaz bir müzik etkinliği olmuştu Rumelisar'ında. Nükhet Duru'nun şeyinde, astrolojisinde ve 10 yıl geçti diye. Nükhet beni daha önceden tanıyordu, biliyordu.
Ve o yarışmada bana yer vermişti. O müzikalde bana yer verdi. Rumeli Sarı'nda. Ve ben çok iyi bir performans göstermiştim. Hı hı. Ve müzik eleştirmenleri beni o yarışmada, hep yarışma diyorum, müzik şov, bir müzikal o günün tabiriyle. Dikkatini çektim onların ve o şarkıcılar, o altı besteyi seslendirmek için seçilecek şarkılar arasında hiç benim ismim olmamasına rağmen, hiç popüler bir ismim olmamasına rağmen beni seçtiler. Benle beraber aşağı yukarı 20-25 tane şarkıcı seçildi. Hı hı. İşte Kimler Yoktu Ki Necolar, Atilla Atasoylar, Doğan Cankular, Nur Yoldaşlar, rahmetli Çetin Alp vardı o zamanlar. Çok şarkıcı vardı. Herkes, her şarkıcı oradaki o altı beste içinde kendine uygun olanı seçti. Ben de Ali Kocatepe'nin Miras şarkısını seçmiştim. Benle beraber de 6 tane şarkıcı seçti. Ve o 6 şarkıcı da ben dahil o şarkıyı seslendirdik. Jüri üyeleri en iyi kim seslendirmişse o şarkıyı finalde o şarkıcının seslendirmesine karar verdi. Benim şarkıyı kimler vardı? Galiba Çetin Arp vardı, Doğan Canku, Nur Yoldaş, ben vardım. Bir iki isim daha vardı, hatırlayamayacağım. Jüri o şarkıyı finalde benim seslendirmeme karar vermiş. Tabii o şekilde bu Eurovision yarışmaları artık insanın yılınlarına kendisini tanıtması için çok etkili bir araç oluyor. Ve işte beni de o şarkıyla, Miras'la insanlar yavaş yavaş duymaya başladılar. Daha sonraki yarışmalara yine katıldım ben. Yine işte Türkiye'deki elemelerde derece aldım ama bir türlü böyle birinci olup da hani yurt dışında Eurovision'da Türkiye'yi temsil etme şansı. Bir de yine meşhur bir Heyamola şarkısı var değil mi? Ali Kocatepe ve Sezen Aksu'yla seslendirdiğiniz. Bir iki yıl sonra 83 müydü, 84 müydü? Çok güzel bir şarkıydı. Ali'nin yaptığı harika şarkılardan biriydi. Sezen, ben, bir de Ali seslendirdik. Ve de o gruba da Mavi Yolcular diye de bir isim takmıştık. Ondan sonra vallahi biz kesinlikle birinci olup gideriz diye artık böyle havaya girmiştik. O kadar çok inanıyorduk şarkıya. Fakat olmadı yine şans. Çetin Alp gitmişti Opera diye. Evet, Opera isimli şarkıyla. Hatırlarsınız belki. O gitti ama olmadı. Rahmetli Buğra Uğur yapmıştı o şarkının bestesini. Sözlerini de Aysel Gürel yapmıştı. Çetin Alp hatta o şarkıdan sonra bayağı böyle bir tukaka edilmişti. Çocukcağızda hiçbir suçu yok yani. Sadece şarkıyı harika bir şekilde seslendirmişti. Ama işte yok bilmem TRCT'ye mi satılır, yok işte Müslüman Mahallesi'nde salyangoz mu satılır falan. Bunlar hemen şeylerle çocukcağızı çok yıprattılar. Hiç hakkı olmadığı halde. Ondan sonra işte bitti. Albümler yaptık. 40, o zamanlar kasetler vardı. Hı hı. Kasetler yaptık. Long play'ler. Melih Kibar ve Çiğdem'le tanıştım. Ondan güzel şarkılar yaptık her ikisiyle. Erol Evgin'den sonra en çok şarkı yapan aşağı yukarı. Çiğdem Talu da Türk pop müziği adına çok önemli bir isim. Muhakkak. Ve çok erken bir kayıp değil mi? Yani. Çok özel, çok güzel şarkıları imza etmiş. 40'lı yaşlarda kaybettik kendisini. Tabii. Evet. Peki 70'li yıllarda arabesk furyası başladı ve artık 80'li yılların sonuna doğru da kendini iyice göstermeye başlamıştı. Tabii. Sadece arabesk değil, bir taverna müziği de aynı Bravo, zamanda. Bravo, bakın bu çok kişinin dikkatinden kaçtı. 80'lerin başında Ümit Besen, Ferdi Özbeğen, ondan sonra işte kimler var şimdi tam isimleri hatırlamıyorum. Cengiz Kurdoğlu galiba o yıllar başlamıştı. Daha Arif Susam. Müthiş bir furyaydı bu taverna müziği. Hı hı. Arabesk dediğiniz hadise zaten 60'lı yılların sonunda 70'te başlamıştı. Evet, Orhan 70'li yılların başı gibi görülüyor. Başıydı, yani bravo. Miladı. Ondan başlamıştı ve 10 yıldır zaten çok sağlam temeller atmıştı arabesk müzik. Hı hı. 90'dan sonra, 80'den sonra başlayan biraz evvel belirttiğiniz taverna müziğiydi. Evet. Ve ben de tam o albümü 80'lerin başında çıkardım. Şimdi sizin kuşağınızdaki diğer sanatçılara nazaran farklı bir özelliğiniz de var burada. O dönem çoğu kişi müzikten uzaklaştı ya da müzik yapmayı bıraktı. Evet. Ya da ara verdi uzun yıllar. Evet. Ama siz... Tarzları da değişti çoğunun. Türk sanat müziği ve halk arabesk söylemeye başladılar. Hı hı. Çok kişi o devirde biraz evvel bahsettiğiniz nedenle. Evet, ama siz farklı olarak üretmeye ve müzik yapmaya devam ettiniz. Neydi sizi o üretmeye yeniden etki eden, tetikleyen şey? Yani çok sevmek işte müziği, o kadar seviyorum ki. Yani muhakkak surette ben kendi sesimi ancak şarkılarla duyabilirim. Erkeklerin şansı pek fazla yoktu. Hanımlar daha böyle görüntü itibariyle daha gösterişli oldukları için onlar daha kolay basında yer alıyorlardı. Ekranda da yer alıyorlardı. Ama bizim ancak iyi şarkı yaparsak,
biz insanların dikkatini çekeriz. Ben o yıllar buna kesinlikle adım gibi emindim. Ve kimler de o yıllar Türkiye'deki en iyi besteciler, onlarla çalışmayı hedefledim. İşte biraz evvel bahsettiğimiz Çiğdem Tal Ümeyli Kibar ikilisi, işte Mehmet Teoman, Cenk Taşkan, Selma abi. Saysanız 3-4 kişiyi geçmezdi. Çok öne çıkmış bestecilerin sayısı 80'li yıllarda. Hepsinden de ben çalıştım. Hepsinden de şarkılar yaptım. Ondan sonra ve güzel şarkılar yaptım. Hakikaten Koca Çınar diye bir albüm yapmıştım. O sene yılın albümü seçilmişti. Çok güzel şarkılar vardı. O 1986 mıydı Koca Çınar albümü? 83-84 falan. 83. Hatırlıyorum çünkü o albümü. Evet, çok güzel şarkılar çok vardı. Çok keyifli içinde. Şarkılar vardı. Rahmetli Melih Çiğdem'in 6 şarkısı vardı. Cenk Taşkan'ın bir şarkısı vardı. Bize Kalan Nedir? Birinin onun sözlerini yine rahmetli Özdemir Kaptan yazmıştı. Öbürü de Varsın Olsun diye bir şarkısı Cenk Taşkan'ın. Onu da Nükhet Turu yazmıştı sözlerini. Ondan sonra yani Sen Bensiz, Ben Sensiz. Bakın ilk Türk sanat müziği şarkısını Melih'le beraber o albümde kullandık. 1980 yılında dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar, sensiz bensiz. Teoman Alpay'a ait bir şarkı. Teoman Alpay biliyorsunuz Türk sanat müziği bestecisi. Ama Melih öyle güzel bir aranjman yaptı ki ona tam bir pop şarkısı oldu o. O şarkı çok tutuldu o zamanlar. Onunla beraber bütün Melih ile Çiğdem'in beraber yaptıkları şarkılar hakikaten hit olmuştu. İşte Kim O'yu daha sonra Koca Çınar, Gül Yanaklım, Hele Hele, Sıla, ondan sonra vakit sonraki yıllarda oldu. Da farklı sanatçılar bu parçaları söylediler. Hayır, hiç kimse söylemedi bunları. Ama ne seninle ne sensiz. Ha, sen mesela. Ne seninle sensiz değil. Sen bensiz, ben sensiz. Ha, sen bensiz, ben ne sensiz. Ne seninle sensiz o şeyindi. Evet, Selami Şahin'in bestesi. Evet, onu Işıl, karıştırdık. Selami Şahin'e de sevgilerimizi gönderelim sonra, buradan. Işıl Yücesoy seslendirmişti o parçayı. Evet. Ondan sonra benim şarkılarım hiç kimse. Sadece Melih daha sonraki yıllar rahmetli olmadan önce bir gençlerle bir şarkı yapmıştı. Koca Çınar'ı orada Tarkan Tüzmen diye bir genç şarkıcıya vermişti o seslendirsin diye. Onun dışında benim hiçbir şarkımı hiçbir genç nedense seslendirmedi. Güller ve Dudaklar kimin şarkısıydı? Bora Yanoğlu. Evet, nasıl Bora Yanoğlu. ya evet. Bora'ya buradan sevgiler. Evet, sevgiler gerçekten. Bora bana işte iki şarkısını vermişti. 1900 ne zamandı? Bundan 6 sene evvel. 6 değil pardon 8 sene evvel bir albüm çıkarmıştım. Sokak Kedisi diye. Onda hakikaten diğer şarkılara çok uygundu. Cengiz Çetin Eraklı bir besteciyle çalışmıştım. Savaş Ayın dayısıydı, rahmetli Savaş Ayın dayısıydı. Şükran Ay vardı, onun kardeşiydi Cengiz. Bayağı bir 3-4 sene çalıştık Cengiz'le. Harika bir albüm yaptık. O albümdeki konsepte de çok uygundu Bora'nın şarkıları. Bora benim çok sevdiğim, kardeşim kadar sevdiğim bir arkadaşım. Hiç bakın dünyanın parasını ister bir sürü solisten verdiği zaman şarkılarını. Ama benden hiç para almadan verdi o iki şarkısında. Buradan sevgiler sunuyorum. Sen dedi al bu iki şarkıyı dedi. Benim en popüler iki şarkım kullan bu albümün içinde, konsepte de uyacak. Ben de seslendirdim. Peki en son olarak hem Türk sanat müziğini hem de pop müziği aranje ederek bir albüm çıkardınız. Tabii iki tane yaptım böyle bir albüm ben. Çok da güzel şarkılar vardı ama hatırlatalım onları. İnleyen Nameler, Bir Sevgi İstiyorum, Gizli Aşk Bu. Ve müthiş güzel yorumlanmış parçalar. Şimdi bir röportajınızda şöyle bir ifadeniz var. 35 yaşından sonra hiç aşık olmadım. Evet. Hiç aşık olmadan bu kadar güzel parçaları nasıl söylediniz Coşkun Bey? Ben hakikaten çok hassas bir yapım var. Müthiş bir duygu yoğunluğu var bende. Yani ve bir şarkıyı güzel söylemek için de aşık olmak gerekmiyor hakikaten. Yani aşık olarak söylerseniz tabii çok daha o kişiyi gözünüzün önüne getirirsiniz. Çok daha mükemmel olur. Ama ben işte o farklı bir olay. Yani ya o duyguyu aklınıza getiriyorsunuz, yaşamaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra içselleştiriyorsunuz bir de belki. Hissetmek biliyor musunuz Tuğba Hanım? Şarkıyı iyi söylemek için çok iyi hissetmek lazım. Çok iyi hisseder ve duyarsanız muhakkak surette o şarkıyı karşıdaki kişiye aktarıyorsunuz. Yani buna televizyon ekranı bile mani olmuyor. Oradan bile insanlara ulaşabiliyorsunuz, o duyguyu aktarabiliyorsunuz. O unutulmayan şarkıları hala günümüze taşıdığı evet, için. Evet, ikili bunu aslında anlamak çok mümkün değil mi? Yani o yıllardan belki son 40 yılın bütün şarkıları hem Türk sanat müziğinde hem Türk pop müziğinde hala günümüzde de
farklı aranje edilerek zaman tabii, zaman belki de yeniden yorumlanıyor. Aynen dediğiniz gibi. Bu şarkılar Batı müziği tarzında söylenmeye müsait. Yani armonik yapıda söylenebiliyor makam olarak. İşte Kürdi, ondan sonra Nihavend, ne bileyim Rast, hatta Hicaz, ondan sonra Hüzzam. Bunlar söylenebiliyor. Fazla şarkının formunu bozmamak lazım. Yani o çok önemli. Çünkü Türk müziğinin birçok makamında koma sesleri var. Eğer onları siz koma seslerinin hakkını vererek söylemezseniz o şarkı şarkılıktan çıkıyor. Türk sanat müziğinden çıkıyor. Ama benim söylediğim bu şarkılarda tampere sistem dediğimiz batı sistemine çok uygun makam olarak. Dolayısıyla hiç şarkının kişiliğini ben bozmadan, kimliğini hiç bozmadan lezzetini aynen çok sesli bir şekilde bu albümlerde kullandım. İlkini 96 yılında yapmıştık. Hatırlarsınız bu orada kullandığım iki şarkı vardı. Onlar çok popüler oldu. Bu şarkıları hatırlarsınız diyorum. Belki de o benden sonra belki de hatırladınız. Çünkü 60'ların başında çok popülerdi bu şarkılar. Siz o yılları hatırlamazsınız. Elbette. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Ondan sonra işte için için yanıyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne zaman geleceksin? Ondan sonra sandal. Ondan sonra çek küreği, işte güzelim uzağalım Göksu'ya, Göksu. Ondan sonra işte daha neler vardı ya? Veda, hani Veda Buse'si. Hani o bırakıp gider. Bunlar 60'ların başında çok popülerdi. Ama zaman içinde... Efendim insan... hala popüler onlar. Hala popüler, hakikaten. Ben 96'da bu hepsini kullanmıştım. Bakın çok enteresan bir şey oldu. 96'da ben bunları yaptım. Ondan sonra... 3-4 ay sonra hayda bir nostalji furyası çıktı. Yani bu benim yaptığım şarkı birçok Türk sanat müziği solistine de yol gösterdi. Ondan sonra işte dizide nostalji albümleri çıkmaya başladı. Ve benim şarkılar arada kaynadı. Duydum ki mutlusun. O zaman ben bir de klip çekmiştim ona. O gündeme geldi. İşte için için yanıyor şunlar bunlar. Fakat daha sonra yaygın bir şekilde Türk sanat müziği solistleri tarafından söylenince... Yani kimse benim söylediğim şarkıları hatırlamaz oldu. Onlar çok daha fazla kişiye ulaşıyorlar tabii. Müzik yaşasın diyoruz efendim. Tabii. İyi ki programımıza konuk oldunuz. Bu güzel söyleşiyi gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün konuğum Türk pop müziğinin usta ismi Coşkun Demir'di. Yeni bir programda, yeni bir portreyle yeniden sizlerle görüşünceye dek hoşça kalın.